Yapay zeka teknolojisinin yapabildiklerini yetişkinler desek yeridir. Birçok alanda tercih ediliyor ve kullanılıyor. Bu işin yetişkinler kısmı, korkutan kısmı ise çocuklar ve gençler. Amerika'da yaşayan 14 yaşındaki Sevel Zetse sanal ortamda konuştuğu karaktere zamanla aşık oldu ve sonra da yaşamına son verdi. Yapay zeka teknolojisi aslında geleceğin tehlikesi mi? Uzmanlar bakın ne söylüyor. Verdiği yanıtlarla siz hayatınızın aşkını bulduğunuzu zannediyorsunuz. We have a voiced text and we need our avatar to voice it. Görüntü de sizin seçmeniz demek, aslında sizin aşık olma potansiyeliniz olduğu bir görüntüye mail etmeniz demek. Yapay zeka karakterine aşık olup hikayenin sonunda da canına kıydı. 14 yaşındaki çocuğun acı sonu aileleri tedirgin etti. Kendini soyutlamış, evine kapanmış ve dışarısıyla pek ilişkide olmayan ergen kesim. Nasıl ki bir insan bir başka insanın hayatını sonlandırmasına yönelik onu teşvik ederse, onu yönlendirebilir ise aynısının bir yapay zeka yazılım tarafından yapılması da mümkün. İnsanlar yalnız. Asıl ana sebep bu. Korkunç vaka Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşandı. 9. sınıf öğrencisi Sevel Zetse iddia o ki birçok genç gibi teknoloji meraklısıydı. Kullandığı programda konuştuğu yapay zeka karakteriyle zamanla duygusal bağ kurmaya başladı. Ruh hali iyi değildi, önce ailesinden koptu, sonra da yaşamına son verdi. Başarılı, sosyal ve spora düşkündü. Sonra kelimenin tam anlamıyla rüzgar tersine döndü. Rüzgarın tersine dönme sebebi ise yapay zeka ile olan ilişkisiydi. İddia işte tam da böyle. Önce yalnızlaştı, sonra ailesinden uzaklaştı, sonra yapay zekayla duygusal bir ilişki kurmaya başladı. Ve ne zaman orada sorun yaşadı, işte o andan sonra hayatını kaybetti. Ben normalde de aşık olamıyorum zaten, yapay zekaya hiç olmam herhalde. Yapay zeka programlarının bu kadar çok tercih edilmesinin nedeni ise hızlı ulaşılabilir, hızlı geri dönüş aldığımız, hızlı bir dopamin kaynağı olduğu. Aile çocuklarının ölümünden yapay zeka şirketini sorumlu tuttu ve dava açtı. Bizim hukuk sistemimize göre özellikle ceza hukukunda çok daha esnek. Bizdeki bir suçta ve cezada kanunluk ilkesi yok. Orada hali hazırda bile bu suç olarak algılanıp sorumluluğa gidilebilir. Yapay zeka teknolojisi her geçen gün gelişiyor ve günümüzde yetişkinlere birçok alanda kolaylık sağlıyor. Ancak işin bir de diğer boyutu var. Sanal ortamda fazla vakit geçiren çocuk yaştaki gençler için çok tehlikeli olabiliyor. Kişi orada bir bağ kuruyor ve oradan bir karşılık bekliyor. İlk başlarda bu aldığı cevaplar tabii ki bir gerçek ilişki gibi olmadığı için hoşuna gidebilir ama bir yerden sonra bu tıkanmaya başlıyor. Gerçek bir karakter değil ve gerçek hisler yaşayamam yani. Bill Gates ve Elon Musk gibi insanlar daha bundan birkaç yıl öncesinde dahi yapay zekanın çok tehlikeli olabileceğini, buna mutlaka engellenmesi değil ama kontrollü bir şekilde geliştirilmesinin gerektiği ve bunun için mutlaka etik ilkeler ve hukuk kurallarının getirilmesi gerektiğini söylediler. İşte bu noktada en büyük görev ailelere düşüyor. We have a voiced text and